Merhaba sevgili öğrenciler. Bülbül Öğretmen Eğitim Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir denge sorusu çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz ben anlatmadan önce siz videoyu durdurup kendiniz çözümünüzü yapın. Daha sonra videoyu oynatıp benim çözümümü görürsünüz. Böylece kendi çözümünüzle karşılaştırıp doğru mu, yanlış mı diye görmüş olursunuz. Kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Sorumuzu bir okuyalım bakalım. A, B, C, D, E kutuları denge aletinde şekilde gösterildiği gibi durmaktadır. Burada resimleri şimdi inceleyeceğiz zaten. Kutular ağır olandan hafife doğru sıralansaydı ortadaki kutu hangisi olurdu diyor. Şimdi şöyle yaparım, yapalım. Ağırdan hafife doğru değil mi sıralayacağız? Ağırdan hafife doğru. Şöyle bir yerini hazırlayalım. Şimdi ilk denge çubuğumuza baktığımızda, denge düzeneğimize baktığımızda E harfinin daha ağır olduğunu, A harfinin E'den daha hafif olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? O zaman E harfini ben şu ağır tarafa yazayım. A harfi de tabi daha hafifmiş değil mi? Ağırdan hafife doğru yani E harfi ağır A harfi hafif. Şimdi bir alta baktığımızda A harfi burada da var değil mi? A harfi burada ağır olmuş şimdi. B harfi A'dan daha hafif olmuş. Şimdi o zaman A ağırsa B harfi daha hafifse o zaman B harfini buraya koymalıyım. Bakın burası ağır oldu, burası hafif oldu değil mi? Yani sanki ağırdan yani büyükten küçüğe doğru sıralıyormuşuz gibi oldu. Devam edelim. Sonra e harfi vardı ya en başta. Bakın şuradaki düzenekte de E harfini görüyoruz. E harfi burada hafif kalmış. C harfi E'den daha ağır. Bakın burada E harfi vardı zaten. C daha ağır olduğu için C'yi ağır olan tarafa koyuyorum. Yani ne oldu şimdi? C ağır, E harfi hafif oldu. Sonra bir sonraki düzeneğe baktığımda denge düzeneğine baktığımda C harfinin hafif kaldığını D harfinin C'den daha ağır olduğunu görüyorum. O zaman D harfinde ağır olan tarafa yazıyorum. Bakın ne oldu? D harfi ağır, C harfi hafif. C harfi E'den daha ağır, değil mi? Bakın buradaki düzenekte. E harfi A'dan daha ağır, burada zaten görünüyor. A harfi de B'den daha ağır. Bu şekilde ağırdan hafife doğru hepsi sıraya girmiş oldu zaten. Bana ne soruyordu? Ortadaki kutu kim olur diyordu. Tam ortada kimi görüyoruz? E harfini. O zaman cevabımız E harfi olacak. Nerede? Burayı işaretliyoruz. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.